Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Toyota Corolla aracımız oldu. Rengi benim çok hoşuma gitti, o yüzden bu güzelliği sizlerle de paylaşmak istedim. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. Çok şükür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükürler olsun. Seni gördüm, daha iyi oldu. Çok şükür, sağ olun, teşekkürler. Söyle. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya koymuşsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Maşallah diyorum. Bu aralarda keşfetimde boyuna bu arabayı görüyorum. Bu aralar bayağı keşfette görülüyor. Bütün arkadaş çevrem ne olsun söylüyor bunu. Ve arabanın güzelliğinden de tabii olabilir. Tabii ki. Ve bu renkte de çok nadir diyebilirim, yapılı modifiyeli olduğu için ondandır büyük ihtimalle. Ama söyle sen de hakkını vermişsin. Biraz oynadık. Bayağı bir değiştirdik yani ya. Ellerine sağlık diyorum. Hem senin hem de yapan ustaların. Çok teşekkürler. Şimdi bu araba hakkında biraz konuşacağız ama bundan önce de güzel bir Toyota Corolla vardı ama bu kadar dolu değildi. Tabii. Bundan önce yine bir 5-6 tane falan vardı. Masal. Ama onlar tabii bu kadar dolu değildi. Standart OEM tarzı olanlar vardı. Japon tip olanlar vardı. Ama bu kadar doluluk da yoktu. Bir de bu renk benim hani en çok sevdiğim renk diyebilirim bu Corolla'lar arasında. Hep bu renkten doldurmak istemişimdir. Bayağı bir tam Japon havası katmak istedim yani bu ülkeye, memlekete, semtimize. Nasip etti Allah, bugünümüze şükürler olsun. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Cümlemizin inşallah. Peki bunu da sormak istiyorum. Diyorsun ki Toyota 5-6 tane belki daha fazla tabii, aldım diyor. Tabii. Bu Toyota sevgisi, hastalığı nereden geldi? Onu da öğrenmek tabii istiyorum. Tabii ben çok küçük yaşlarda, babam da tabii Toyota hastası ama tabii bu modifiye tarzı şeylerden hoşlanmıyor da. Çoğu kişinin babası gibi, arkadaş çevrenin babaları da öyle. Hani orijinal olarak biniyordu ben küçükken, ondan hani heves alarak şey yaptım. Ondan bindim ama arabanın hani orijinalliği de beni cezbetti. Modifiye aşaması da cezbetti. Her türlü her şey yakışabilen bir araba. Çok hoşuma gidiyor yani. Japon arabasının hani bir tek Toyota olsun değil. Honda'sı da farklı, güzel. Atıyorum farklı markalar da çok güzel. Japon arabası benim vazgeçilmezim diyebilirim ya. Sen de sadece hakkını vermişsin. Tabii. Sadece arkadaşlarımız da detaylı olarak görecek. Tabii. Bunun serüveni nasıl başladı? Devamı gelir mi? Orijinal şekilde mi aldın? Biraz bilgi alayım senden. Aracı aldığımızda aracın üzerinde hiçbir ekstra yoktu. Tam tersi fazlalık malzemeler vardı. Onları söküp bir temizledik. Önce arabayı bir orijinal hale getirdik tertemiz bir şekilde. Aracın üzerindeki çoğu parça, ön farları, tamponları, stopları, refleksleri, çoğu parçası zaten yurt dışından geldi. Ali Çakmak diye bir abimiz var. Ona da buradan teşekkür ederim. Selamlar yolluyorum. Aleykümselam. O sağ olsun getirtti bize, kırmadı bize. Yani standartlığın dışında bir çıktı bu araba. Normal, orijinal, standart OEM tarzı bir Corolla değil. Hani bildiğin Japonya'daki görmüş olduğunuz Corolla'lar diyebilirim yani. Söyleyeyim. Zantlar da çok büyük tabii, bir detay biliyor musun? Tabii jantlar da çok iyi. Piyasada var ama çok nadir bulunan bir jantlar. 16'sı biraz bulunuyor. Orijinal kompomotiv diye geçiyor jantlarımız. 185-35-17 ebat lastik aldık bunların üzerine. Güzel oturuyor yani arabadan. Üstüne güzel de yakıştığını düşünüyorum beyaz renkle. Patlattı yani bence arabayı. Maşallah diyorum. Tabii. Büyük zant tercih etmenin güzelliği de bu tabii, biliyor musun? Arabayı çok dolduruyor. Hani 15 takan var, 16 takan var. Beni cezbetmedi açıkçası onlar. Çünkü öbür araçlarımı takmıştım, kullanmıştım. Pek doldurmuyordu yani. Bu sefer dedim hani olacaksa tam olsun. Bayağı bir fedakarlık yaptık yani. Hem cebimizden, hem emeğimizden, hem arkadaş çevremizden, dostumuz, abimiz, kardeşimiz sağ olsun hepsi yardımcı oldu bize. Çok emekleri geçti çoğu kişilerin. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden, var olsunlar. Peki bunun serüveni devamı gelir mi yoksa bundan son mu dersen? Bu efsane kasa olarak bunda son vermeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı bindim. 4-5 senedir hani bu arabaların içindeyim çocukluğumdan beri ama hani yine Toyota'ya geçmek istiyorum. Tabii yeni kasalarına. Rabbim her şeyi gönlüne göre ama versin. Ama ileride hani yine bir maddi durumumuz iyi olur, bir şey olur. Yine kapımda bir efsane kasa olur ama. Ya o vazgeçilmez. Diyorum ki bunun yeri tabii, her zaman çok onun farklı. Onun yeri bende farklı. Gerçekten çok farklı onun yeri. Biraz da araba hakkında bilgi alsam. Toyota Corolla diye geçiyor. 1.6 XEi modeli. 95'ten sonrası Türkiye üretimi, Sabancı üretimi. 93-94'ler Japon üretimi oluyor. Japon montaj. 97'ye kadar 105 beygir orijinal. 93-94 Japon montajları 114 beygir. 98 modelleri de 114 beygir ama Türkiye
Türkiye üretimi onlar. Artı olarak klimamız var. Hani opsiyon olarak direksiyonumuz da normalde orijinal direksiyon, o da yurt dışından özel getirdik. Çoğu parçası gibi. Söyle diyebiliriz. Hakkını çok güzel şekilde vermişsin. Maşallah diyor. Tabii teşekkürler. Şöyle bakıyorum sadece. Direkt farlar ön planda. Güzel bir tasarım yapmışsın. Tabii. Biraz bilgi alayım senden. Farlarımız USDM far diye geçiyor. Tampon, panjur hepsi USDM kafa yani. Arka şekilde de öyle. USDM olarak düzenledik arabayı. Farların içine sadece mercek koyduk. Bal peteği şeklinde. Fazla ışıklandırma, renkli menkli çok sevmiyorum. Sade bir görüntü kattık arabaya. Güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kafayı tabii çok güzel şekilde tamamlamıştım. Tabii. Çok sade ve hoş duruyor benim gözümde. Çok dolu dolu böyle aman aman şeyler olmadığını düşünüyorum. Çok da hoşuma gitmiyor böyle incik boncuk şeyler. Katılıyorum düşününce ama çekimden önce de dedim. Ufak bir ek çalışması olsa tabii, o, çok farklı bir görüntü tabii, olabilir. Aracımızın yine daha bitmiş hali değil tabii, eksiklerimiz var yine. Bir body kit işlemi uygulayacağız. Bir dahaki yaz araba inşallah tamamıyla bitmiş olacak. Bazı dizaynlar falan da yapacağız arabanın üstünde. Değişiklikler olacak. İllaki biraz eksikleri var. Yetişmedi zaten malzemeleri. 4-5 ay gibi bir süreç bekledik arabayı aldıktan sonra. Bu yazın toparladık. Yani alel acele oldu diyebilirim bu araba. Çok aceleye de geldi. Fuarlar falan oldu. Çağırdılar. Yetişemedik, gidemedik. Onun için biraz acele geldi bu araba diyebilirim yani size. Ama söyleyeyim. O kısa mesafede tabii, güzel hakkını tabii verdim. Tabii hani ki Allah'ın bu izniyle devamı da geldim. Daha tabii, güzel olacak. Tabii. Bu hani bir ay içinde falan mı toparladık bu sıfırı, tamponu, jantı falan. Sadece eğri takmıştık alır almaz. Aldıktan yani birkaç hafta sonra falan. 5-6 ay malzemeleri bekledik sadece yani. Onları da 1-2 ay içinde bir ay içinde hemen toparlayıp taktık yani. Fuarlara yetiştirdik çok şükür. En iyisini yapmışsın. Maşallah diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu arabanın kaderini değiştiren bir parça da jantla. Tabii. Jantlarımız yine bahsettiğim gibi orijinal Compomotive 17. 16'ları pek bulunuyor zaten piyasada. 17 ve bu 4.100 Toyota Corolla'nın orijinal bijon aralığında çok nadir bulunabilen bir malzemedir. Sağ olsun bir abimiz yardımcı oldu, kırmadı bize. Biraz zor oldu ama taktık o jantları arabanın üstüne. Söyle diyebilir miyim? Zoru başarmışsın ama. Tabii biraz. Çünkü bu jantları takmak, islem yapmak tabii, gerçekten zor yani. Bayağı uğraştırdı yani bize. Ama bir jant değişikliği belki düşünebiliriz ama bunlar da hoşuma gitmiyor değil yani. Bunlarla da devam edebilirim. Belki daha iyi bir jant açabilir. Karar verebilirsek belki değiştirebiliriz ama bunlar da yürürüz yani bu jantlarla da. Valla bu şekilde benim tabii çok hoşuma gitti. Tabii ki farklı bir jant tabii olsa görünüm olarak çok tabii farklı olur ama bu şekilde güzel maşallah. Bu şekilde de güzel, aynen bu şekilde devam edeceğiz bir süre. Şunu da sormak istiyorum. Söyle önden baktığın zaman veya yandan baktığın zaman kaput havada. Evet o soruya gelince. Bir yükleme havası var. Hani bu kaput yükseltme kiti var arada. Yurt dışında kullanıyorlar genelde bu malzemeyi. Genelde motoru yüklü arabalara falan takıyorlar. Hani hava falan çıkışı olsun diye nefes alsın motor vesaire. Hani bizim insanlarımız sürekli kaputa bastırma şeyleri oluyor. Açık kalmış. Kaput buradan mı açılıyor gibisinden sorular geliyor. Çok geliyor, aşırı geliyor. Hani buradan da anlatmak istiyorum. Kaput açık veya buradan açılmıyor. Kaputun arasında kit var. Hani yurt dışı bir göründüğümü yakalamak istedik. Hani motor da orijinal stok. Herhangi bir oynama falan yok. Yüklü falan da değil araba. Orijinal standart motoru yani. Sen dedin ki biraz tabii, dekor biraz olarak dekor farklılık olarak bir görüntü yaratalım dedik sadece. En iyisini yapmışsın. Tabii. Artı film tercih etmedin. Önceden var mıydı yok muydu? Aldığımda vardı. Zaten aldığım gün söktüm filmleri. Ben arabamda film hiç sevmiyorum. Arabamın içi gözükecek yani. Arabamın içi kötü değil. Koltuklarım olsun, göstergelerim olsun, direksiyonum olsun. Zaten içinde de bir dünya para harcadık yani. Görünsün o malzemeler. O güzelliği kapanmasını görünsün. Kapanmasını istemem tabii arabanın içini. En güzelini yapmışsın. Sadece dedin bir tasarım gelecek. Marşpiyel olsun, tampon olsun. Tabii onlar gelecek. Hepsi bir anda gelecek. Spoiler'ı, marşpiyeli, ön eki vesaire. Hepsini bir anda çıkaracağız. Yani parça parça yapmak istemedim onları. Ama söyleyeyim. Pasarlıklar da çok güzel olmuş. Güzel bir detay olmuş. Tabii. Arkası da çok güzel bu arabanın. Önü gibi arkaya da güzel dokunuşlar yapmışsın. İstersen biraz bilgi alayım senden. Tabii arkası da yine ön tarafı gibi USDM diye geçiyor. Normalde orijinalde Türkiye üretiminde plakalar burada olur. Ortada. Tabii bu malzemeler de stopları, reflektörleri yurt dışından getirdik. Tampon da USDM tampon. Yurt dışında kare plaka olarak kullanılıyor bu malzeme. Yine orijinal Toyota'nın ürünleri ama Türkiye'de olan versiyonları değil yani. Yurt dışında kullanıyorlar bu malzemeleri. Tamponumuz, reflektörümüz, stop takımı hepsi bir set halinde geliyor zaten bunların. Tamponlar, stoplar, farlar gerçekten arabayı patlatmış. Tabii bu zaten arabanın olması gerektiği bir malzeme de gerçekten kaderini oynuyor arabanın. Bir Toyota Corolla'da aynı bunlar olması gerekiyor benim gözümde. Diğer şahsi arkadaşların fikrini bilemem ama benim gözümde bunlar olması gerekiyor yani. Bir egzoz sistemi düşünüyorum da yazın düşünüyorum bir dahaki sezona yani. Şu anlık biraz muayene falan yaklaştı. Arabayı sökeceğiz, takacağız. Bayağı bir işlem olacak. Muayeneden sonra bir egzoz sistemi düşünüyorum. Evde var bir egzoz. Tabii düz borular vesaire vesaire oynayacağız
biraz egzoz sistemiyle. Bir de dedin ki kafa gelebilir yani, büyük tabii, kafa. Tabii tabii, büyük kafa gelebilir. Yani Japon arabaların genelinde zaten egzoz olmazsa olmaz. Hani biz de takalım yani biraz. Sen de diyorsun tabii, ki biraz tedavi edelim kendimizi de. Hakkını vereyim tabii, yani. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Arabanın dışı gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Maşallah diyorum. Allah gözden nazardan, kazadan beladan korusun. Teşekkürler cümlemize. Amin. Şimdi sonuçta 17 insan var. Tabii. 4 bağımsız air var. Bir girelim içine, konforuna bakalım. Konfor tabii, kaybı tabii, var bakalım mı yok mu arkadaşlarımıza anlatalım. Tamamdır. Şimdi içine geldik. Asıl nokta. Genelde içini yapan da var, yapmayan da var. Evet. Sen şöyle ufak dokunuşlar yapmışsın. Direksiyondan istersen bahsedelim. Ya içine çok o kadar dolu dolu bir şey yapmadık. Hani direksiyonumuzu getirdik bir yurt dışından. O farklı. İşte air göstergeleri falan var. Çok oynamak istemedim içiyle. Orijinal kalması benim için daha güzel, daha hoş geliyor benim gözüme. Hani çok dolu dolu ışıklandırmalar, bilmem neler, kolonlar, hoparlörler. Hani beni pek cezbetmiyor açıkçası. Hani bu arabanın içi orijinal şekilde daha çok hoşuma gidiyor benim o kadar. Hani bazıları var tabii, içine dolduruyorlar böyle değişik değişik şeyler. Ben pek hoşlanmıyorum açıkçası onlardan da. Hani bu arabanın kullanımı, atıyorum olsun uzun yolda gidişi vesaire, motor kısımları da çok mükemmel. Ben bu arabayı aldım alalı bakımları harici o kadar hani çok bir şey bozulduğunu şahsen görmedim. Hani tabii yaşına göre eski araba, ufak tefek şeyler illaki olabiliyor da böyle ağır bir şey olmadı tabii. Ya Japon arabası genelde tabii sağlam oluyor. Japon olarak dediğimiz zaman Honda geliyor. Toyota Corolla'nın efsane kasasını pek kimse bilmiyor. Hani yapan da çok nadir var. Hani sayılı kişilerde var böyle dolu dolu arabalar. Malzemeler olsun, yurt dışı malzemeler, USTM modelleri var. Bunun FX modelleri var. Touring wagon modelleri var. Çeşit çeşit modelleri var yani. Tampon olsun, far olsun, stopları olsun. Çok çeşitleri var ama ülkemizde bunlar üretilmiyor. Orijinal standart Toyota Corolla'nın kendi stopu neyse, farı neyse onlar var. Bu arabanın üzerindeki malzemeleri Türkiye'deki insanlar pek görmeye alışkın değil. O yüzden gördükleri zaman çok şaşıran da oluyor. Bunlar orijinali mi diye sorun oluyor. Sonradan mı yaptınız bunu? Nerede yaptınız? Çok böyle sorularla karşılaşabiliyorum bu ara. Ama bu malzemeler gerçekten hani arabanın kaderini değiştiriyor. Bir numara yani. Olmazsa olmazım bu şeyler yani Toyota'da. Söylesene. Direkt ön plan atıyor işte araba. Tabii tabii. Direkt kafa yani. Bir numara ya. Air konusuna da gelmek istiyorum. Üstünde 17 var. Tabii. 4 bağımsız var. Tabii. Konforu tabii ki yollara göre her yani air çeker yani. Yolları biliyorsunuz. Çok düzgün yollar olmuyor. Sürekli maalesef engebeli yollar, bozuk yollar. Lastik ebatlarımız da aşırı ince. O yüzden böyle kötü yollarda biraz konfor kaybı yaşayabilir o, zaten. Normal yani. Normal. Çoğu kişi de yaşayabiliyor bu konfor kaybını. Ona yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Sen de bilirsin. Coil de olsa bastığın olsa, zaman yani. Ama bak bastığın zaman çekiyor. Tabii illaki coil olsa, yay da kessen illaki bir konfor kaybı yaşıyorsunuz. Tabii ki. Ortamda. Peki ne zamandan beri üstünde var? Aldıktan sonra hani 1-2 ay içinde falan taktık hemen hemen. Bir 7-8 aydır air'li biniyorum. Şu an çok şükür bir sıkıntısını görmedim yerin. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Yerine zaten kendimiz monte ettik. Hani herhangi bir yerde yaptırmadık. Peki neden 4 bağımsız? Ya bak yanındaki bağımsız, abi korna evet, basıyor. Bir tane hani daha aynı renkten bu arada. Standart orijinali işte aynen bu şekilde. 4 bağımsız ne bileyim hani sağa sola yatırma muhabbeti olduğu için beni biraz cezbetti tabii. Hani Japon arabalarında genelde olur. Fuarlarda falan yurt dışına sağa sola yatırıyorlar böyle oynatıyorlar. Ona bir şey yapalım dedik. Hazır zaten biz sökmüşken arabayı. Araba zaten otoparkta yattı bu bir ay içinde. Air sistemini olsun, bazı eksikleri vardı içinde kozmetik olarak. Hazır araba yatıyorken 4 bağımsız yapalım dedik. Kendimiz yapalım dedik. Hazır zaten elimizdeymişken uğraşalım. Güzel bir şey çıkardık. Yok çok güzel olmuş. Peki air'le oynamayı seviyor musun? Yoksa ya, air'le, sadece bir yere park edip indirim kaldırma yapıyor? Ya yolda giderken çok kullanmayı sevmiyorum. Hani air olsun indirim kaldırmayı kullanmayı sevmiyorum. Hani standart kullanma seviyesine getirip nereye gidiyorsam gidiyorum orada indiriyorum yere geliyor. Bazen yüksek bırakıyorum. Bazen günlük kullanım seviyesinde bırakıyorum. Çok oynamıyorum yani. Şimdi ses sistemi konusuna da gelmek istiyorum. Ufak saplı bir ses sistemin var. Biraz bilgi alayım. Neler tercih ettin? Değişim olacak mı? Tabii. Artı bana dedim bir bakat sistemi yapılacak. Biraz bilgi alayım. Ya şu anlık ses sistemi olarak iki takım bir 20 santim bir trençimiz mevcut. Hani o kadar ben gümbür gümbür ses çıkartmayı sevmiyorum arabadan açıkçası. Bagaj dizaynına gelecek olursak biraz air sistemini göz önünde bulundurmak istiyorum ben. Hani birkaç tane de amfileri böyle göbek tarzı yerlere yerleştirip ışıklandırma falan yapacağım bir iki bas. Ama yine o kadar çok yüklü miktar
dışarıda ses istemiyorum. Açmam yani. Ben sadece görüntü olarak yapacağım yani bagajı açtığımda. Sen diyorsun ki bagaja bir dekor tabii, daha aynen, gelecek bir dekor yani. Bir yurt hesabatı yani. Olacak orada. Arabanın dışı kadar içi de biraz önemli. Bagajı da tabii önemli. Biraz da bagaja oynayalım. O şekilde yapalım yani. Çünkü dışında artık yapacak bir şeyimiz pek kalmadı. Sadece sen de bilirsin. Tabii. Bundan fazlası biraz abese yani, kaçabilir. Abese kaçabilir. Şu anda tam tadımlık aynen. Olmuş yani. Şu an tam tadımlık. Keyfi böyle güzel gelen şeyler yapacağız arabanın üzerine. Çok bozmadan arabanın gidişatını. İnşallah şunu da sormak istiyorum. Şimdi böyle bir araba yapmışsın. Tabii. Ne kadar harcadın? Ne kadar gitti? Ya, maliyetli oldu diyebilirim. Hani daha tabii üstüne harcayacaklarım var. Kaba taslak zaten araba bitmesine yakın bir nereden baksam 100 bin lira falan kafadan gidecek yani. Yarısı gitti. Bir yarısı daha gidecek yaza doğru. Muayeneden sonra arabayı söküp takacağız. Birkaç değişiklikler olacak. Anlattım zaten onları. Bir 100 bin lirayı falan neredeyse bulacak kaba taslak yani. O kadar detaylı hesaplamadım ama ortalama o sibari bir şey tuttu tabii, yani. Aynen. Şimdi sonuçta ailenle yaşıyor. Tabii. Doğru mu? Aynen ailemle. Peki anne baba bu harcama konusunda ya, nasıl bir tepki veriyor? Ya genelde babam pek karışmıyor ama babam da seviyor genelde bu araba şeylerini. Çaktırmasa da. Tabii çaktırmıyor. Hani pek sevmiyor ama sevmiş gibi gösteriyor bana. Geri geliyor yardımcı oluyor sağ olsun o da. Annem birazcık dil döküyor bana. Hani bırak şu araba işlerini artık yeter yes. Uğraşma falan. Hani biz de ne yapalım hani arabadan başka kötü bir alışkanlığımız da yok. Arabayla uğraşıyoruz yani bu zevk veriyor bize yani başka katılıyorum diyorsunuz. Şey en kötü her zaman derim hastalığımız yani, bu olsun. Aynen. En kötü alışkanlığımız bu olsun yani. Tekrar her şey için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Hakkını helal et. Seni helal bugün olsun, yordum. Kusura bakma ya. Yok, sorun değil. Estağfurullah. Ne demek? Böyle piyasada güzel emek verilmiş araçlarımızı tabii ki araştırıp bulup sizlere detaylı olarak göstermeye çalışıyoruz. Tabii bunu yapabilmek için sizlerin desteği çok önemli. O yüzden destek olarak beğenip yorum yaparsanız bizlere gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Zaman ayırdığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.